Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kokojinya, bu Mia'nın kömürünü deneyeceğiz. Denedik daha doğrusu, anlatacağız. Şöyle göstereyim, odakla sen. Hemen kömürün kendisini de göstereyim. Şöyle kömür, bu da normal kullandığımız küp kömür. Yani şu arasındaki farkı şöyle, nasıl tutayım. Şöyle görebilirsiniz. Biraz aşağıda kaldı ama daha küçük. Sarı kutusundakiler 3 kutu bunlar. Sarı, siyah ve yeşil. Yeşil kutudakiler arkadaşlar normal bildiğiniz küp kömürün boyutunda. Sarı kutudakiler şöyle ufak. Biz sarı kutusunu istedik. Hoşumuza gitti, beğendik. Yanma süresi çabuk, hemen pişti. Kolay pişiyor, tat vermiyor. Bu önemli bir özellik. Bu kömürü ben özellikle şunun için öneriyorum size. Ignis kullananlar, yanmaz diyorum. İşte Ignis'ti, Lotus'tu ve türevleri, yani şu an hülyenin üstünde olan aleti kullananlar bunu kesin bir kere bir denesin. Memnun kalacaklar çünkü bunun 3 tanesinin alete girmesi, şu an içinde kömür olduğu için gösteremiyorum ama çok net oluyor ve güzel oluyor. Yani tam kenarlara giriyor. Bu büyüklerden koyduğunuz zaman biraz sıkışık oluyor içi. Çok dolu oluyor. Daha kolay yaktığını gördüm ben. Yani şu büyüklerden 3 tane değil de 2 tane koyup içiyoruz. Bunların 3 tanesi tam 3 köşeye de giriyor ve her taraftan yakıyor tütünü. Çok güzel oluyor. Kesinlikle bunu denemenizi öneriyorum. Tat, koku vesaire hiçbir şey bırakmadı tütünde. Etki yönü olarak biraz hızlı bitiyor sanki. Yani bir 5-10 dakika falan, hani yani çok hızlı bitiyor derken bir 20 dakikada bitmiyor ama normal kömürlerle bir 5-10 dakika fark varmış gibi arasında. Bir de pişerken biraz kül bırakıyor. Çabuk küllendi. Ama bunlar da hiç, yani bizim için hiçbir sorun olmadı. Şöyle göstereyim gene. Alıp kullanın, deneyin bence. 13 lira yanlış hatırlamıyorsam fiyatı, ya da 12 lira o civarda. Bizim hoşumuza gitti. Bizden sınıfı geçti. Hemen diğer kutuya geçeceğim. Diğeri de şöyle siyah kutu. Odaklandı mı? Şöyle göstereyim. Bu da siyah kutusu. Gene Mia marka. Kömürleri de şöyle arkadaşlar, silindir şeklinde. Şöyle görebilirsiniz. Yani yaklaşık şu büyük küp kömüre göre, yani iki tane küp kömürün uzunluğunda bir uzunluğu var. Bu da arkadaşlar gene aynı kömür. Yani pişmesi vesaire her şey aynı. Bunun da gördüğümüz eksiyonu biraz çabuk bitmesi, aynı kömür herhalde. Yani bütün her şey aynı herhalde. Onu tam sormadım Evren Argile'ye. Gene sorarım, yorumlarda da yazarlar herhalde. Bunu arkadaşlar kullanacaksanız Ignis'te kullanmayın. Ben Ignis'te bundan performans alamadım. Çünkü iki tanesi anca giriyor içine. Çok böyle diklemesi ne oluyor? Daha çabuk yaktı nedense. Bunu yanmazla kullananlar için daha hoş olacaktır. Çünkü o cezvede, yani 3 tane koyduğunuz zaman yanmazın üstüne tamamen bir alanı kapatıyor. Her yerden eşit sıcaklıkta ısı geliyor. Yanmazda güzel performans alınıyor. Hoşumuza gitti. Dediğim gibi diğer sarı kutuda anlattığım her şey bu kömür için de aynı. Aynı kömür bildiğim kadarıyla. Bunun da fiyatı 15 lira civarıydı. Bunu da öneriyorum ben. Bir kötülüğü görmedim. Dediğim gibi pişerken birazcık kül bırakması ve biraz daha kısa sürede bitmesi haricinde. Onu da şöyle söyleyeyim, bunu evdenargile.net yolladı bize. Muhabbet ederken sağ olsunlar, incelemeniz için de gönderelim dediler. Ücretsiz bir şekilde iki kutuyu yolladılar. Ama bu bir sponsorluk videosu vesaire değil arkadaşlar, hiç aklınızda bir nokta kalmasın. Çünkü kötü olsa direkt kötü derdim. 50 liraya da ücretsiz kargo yapıyorlar. Sitelerine bakabilirsiniz, sütun falan bir sürü nargile malzemesi de var. Hemen bir günde de kargomuzu çıkardılar. Ertesi günü aldığımın ertesi günü. Biz çok memnun kaldık siteden. Kömürden de. Bu siyah kutulu kömür de 15 lira. İçinde 64 parça var. Şu sarı kutuda arkadaşlar 84 parça var ama ufak arkadaşlar. Yani normali herhalde 60 küsürlü bir şey, yani yeşil kutusu. Onlar bizim bildiğimiz klasik küp kömür kadar. Ufak olanlarda 84 tane var. Bir içişte 3 tane kullansanız ne eder? 28 etse 60, 28 civarı arkadaşlar, aynen tam 28. 28 defa hani içim sağlıyor. Ya da iki göz kullanmazsınız zaten. Hani şöyle yapabilirsiniz, Ignis için söyleyeyim.
İlk üçleştikten sonra ignis zaten deli gibi ısınıyor. İkinci defada iki tane koyup devam edebilirsiniz. Isı aralığını da beğendim ben bunun. Yani çok fazla yüksek bir ısısı yok kefo gibi. Yakmadı tütünü. Normalde çünkü hani yüksek ısılı olduğu zaman ignis de zaten ısınıyor. İyice tamamen uçuyor. Üç kömür koyduğunuzda şu kapağını kapatmadan içerseniz daha iyi olur. Özellikle ikinciye geçtiğiniz zaman. Başka ekleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu kömürü evde nagile.net'ten temin edebilirsiniz. Onlar internet satışını onlar üstlenmişler. Onlar yapıyorlar. Stoklarında da oluyor. Facebook'tan falan da ulaşabilirsiniz. Hemen cevap veriyorlar. Hoş sohbet insanlar. Onların da YouTube'da kanalı var. Evdenagile.net. Evdenagile diye sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da bakabilirsiniz. Onların da bütün kömürleri, kefo vesaire hepsini alıp inceledikleri videolar da var. Bizden sınıfı geçti. Öneriyorum ben. Alıp kullanan varsa da yazabilir. Son olarak baş ağrısı vesaire bizde bir şey yapmadı. Hani biz kullandık, bizi etki etmedi. Bir baş ağrısı, işte kötü bir tat vesaire bizde olmadı. Olan da varsa aşağıda yazabilir. En azından izleyenler almadan önce okuyabilirler. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.